Şimdi bakın bu çok önemli. Evet. Bu Atatürk'ü maske yapan var ya grup içerisinde. Bunlar iyi bilsin ki, iyi anlasınlar ki 28 Şubat'ta o süreçte işte bizim gibi samimi, gerçek, dindar insanları silahlı kuvvetlerden bunlar attılar, temizlediler. İşte 1600 kişiyi yaş karayla attılar. Onun 4-5 misli, en az 5000 kişi de benim gibi atılmamak için emekli olmak zorunda kaldı binbaşıyken. Artı geri, kararnameyle atılan kararnameyle hakkını alamayan insanlar, onları da geri getirmiş olalım. Yani bu kadar insan, bu insanlar samimi, gerçekten inancını yaşamak isteyen insanlardı. Şimdi geriye kim kaldı? İşte geriye o yıllarda, bakın ben tanıyorum, benim arkadaşlarım var. Kütahya'da beraberdik, ailece görüşüyorduk. Ben bunu daha önceki televizyon kanallarında da söyledim. Bu insanlar o zaman kendilerini gizlediler. İşte bugün FETÖ dediğimiz insanlar. Bu insanları atamadılar. Ve asıl tehlikeli yapı buydu işte. Hala anlamadılar. Anlamamakta da ısrar ediyorlar. Bu yapı tehlikeliydi. Hatta bizim ben şunu söyleyeyim. Şu anda silahlı kuvvetler içerisinde aynı kafa, Atatürk'ü kendine maske yapanlar, FETÖ'cüleri temizliyoruz diye, samimi dindar, samimi milliyetçi insanları temizleyeceğiz diye, yani onlara karalama, tasfiye gayret işlemler. Bu o kadar önemli ki, bakın bu o kadar önemli ki, bu insanları gönderdikten sonra işte zaten yani inancını açıktan yaşayan bir insan, açıktan namazını kılan, gizlemeyen bir insan, hanımı tesettürlü lojmanda olan bir insan, yani bir şeyini gizlemiyor. Bu insandan bir zarar gelir mi açıkta? Darbeye karşı ne çıkar abi? Ya bir şey olur mu böyle? Ama kendini gizleyen insan tehlikelidir. Kendini gizleyen insan tehlikelidir. Münafıktır işte, yani. Ha, bu insanlar, bu FETÖ ekibi o zaman kendisini gizledi. Hemen bütün hanımların başları açıldı. Namazları terk ettiler. Önce cem dediler, sonra terk oldu. Hemen içki içmeye başladılar. Bunlar zaten Nurettin Meral şunu açıkladılar artık. Bunlar her şeyi söylüyorlar. Ya açık oldu bunlar. Biz o zaman kimse inanmıyordu bize. Biz söylüyorduk o zaman. Biz bunları yaşadık. Üstelik ne dediler bize? Dediler bize komutanlar. Ya kardeşim bak, bunlar da Müslüman. Heh, evet, siz aşırısınız. Bir de işin garibi Zeynep Hanım. O zaman bakın biz aşırı olarak telakki edildik. Aynı şekilde. Abi bizi çağırdılar. Orada ben şimdi size verdim. Örnek, açmak istemediğimiz için. Yani biz namazımızı terk etmediğimiz için, hanımların başları açmadığı için biz aşırı radikal olmuş olduk. Onlar da saman altından sularını yürüttüler. Kırımlı, güzel Müslüman. Evet, onlar işte bugünlere geldik. Ondan sonra işte bu şekilde yapılandılar, yanına ilmik ilmik ördüler. İşte bugün darbe yapar hale geldik.